Bu dersimizde Oracle veri tabanında indeksleri inceleyeceğiz. İndeksler tüm veri tabanı yönetim sistemlerinde mevcuttur. İndeksler bir şema objesidir Oracle'da. Sorguların hızlarını artırmada etkilidir. Bu hız artırma konusunda şunu örnek verebilirim. İndeksler eğer doğru tasarlanırsa, doğru tablolar üzerinde doğru şekilde tasarlanırsa hızı çok yüksek şekilde artıracaktır. Ancak indeks kullanmak direkt hızı artıran bir şey değildir. Doğru kullanılması hızı artırır. İndeks bir araçtır. Ancak yanlış kullanılırsa bazen o hız artırmayı aksi yönde etkileyerek var olan hızı da ters yönde etkileyebilir. Yani hızı düşürebilir. Bu nedenle indekslerin doğru anlaşılması ve doğru tasarlanmış olması gerekiyor. Aksi halde hız artırma gerçekleşmeyecektir. Oracle Server tarafından yönetilip kullanılırlar. İndeksler otomatik olarak primary key ya da unique constraint yaratıldığında ya da manuel olarak el ile vereceğimiz komutlar ile oluşturulurlar. Söz dizimi şu şekilde temel ve basit: create index, index adı, on table ve kolon isimleri bu şekilde gerçekleştirilir. Hemen buna bir örnek verelim. Create index emp last name idx on employees ve last name diyoruz employees içerisinde. Hangi tablo üzerinde gerçekleştirilecek bu index employees? Peki hangi sütun üzerinde gerçekleştirecek, hangi kolonda? O da last name diye burada belirtiyoruz. Bu şekilde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi emp last name idx indeksi oluşturuldu başarılı bir şekilde. Şimdi şöyle bazı uyarılarımız var. Ne zaman indeks oluşturulur? İlgili kolon geniş aralıkta değerler içeriyorsa, bir ya da daha fazla kolon where clause'da sıklıkla kullanılıyorsa, yani where filtrelemeleri sıklıkla kullanılıyorsa bir ya da daha fazla kolon için bu durumda kullanılır. Tablo çok sorgu alıyor ve kullanılıyorsa, peki ne zaman kullanılmaz? Tablo küçükse kullanılmaz. İlgili kolon sorgularda sıklıkta kullanılmıyorsa kullanılmaz indeksimiz. Tablo sıklıkla update ediliyorsa gene kullanılmaz. İndekslenen veya indekslenecek kolon bir expression'e karşı geliyorsa kullanılmaz. Ve bu şekilde bazı önemli noktalara değinmiş olduk. User indexes ilgili view'lerin isim ve kullanımı hakkında bilgi verir. User int columns ise index, tablo ve kolon hakkında bilgi verir. Şimdi bunları indekslerde bazı işlemler gerçekleştireceğiz. Ondan önce bu indeksler hakkında nasıl bilgi alırız onu görelim. Şu şekilde bir sorgu hazırladım. Bunlar user indexes view'inden içerik alıyor ve user int columns view'inden bilgi alıyor. Bunların içerisinde bazı işte index name, column name ve column position gibi sütunları kullanarak bilgiler alıyorum. Ve employees tablosu üzerinde bu bilgileri istiyorum. Şu şekilde çalıştırıyorum. Ve indeksler ile ilgili şu bilgiler geldi bana. Employees tablosundaki indekslerin isimleri hangi kolonlar üzerinde hazırlandığı, column name bilgileri, column position ve uniqueness bilgileri bana geldi. Unique mi, non-unique mi gibi bilgiler. Bunları bu şekilde ekrana getirmiş olduk. Yani arka plandaki Oracle veri tabanında bulunan view'leri kullanarak indeksler içinde çeşitli bilgileri edinebiliriz. Yukarıdaki indeksleri ilaveten bir de
function based indexler vardır. Bunlar tamamen kolonun expression edilmiş halidir. Şimdi bunun şu şekilde kullanalım. Örneğin upper ile upper fonksiyonu ile burada ne dedik? Function based index. Create index upper depth name id x on departments. Departments tablosu üzerinde gerçekleştirecek. Burada kullandığımız şey şu. Upper ile department name'i büyütüyoruz ve bu şekilde fonksiyonla, yani function based bir indeks tanımlamış oluyoruz. Şimdi bunu çalıştıralım. Bu da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sol tarafta buradan görülebilir indeksler. Aynı zamanda kod yazılarak bu şekilde de görülebilir. Solda indexes bölümü var. Oradan da bunları takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi upper depth name id x hemen buraya geldi. Şimdi bunu bu şekilde çalıştıralım. Ne işe yaradığını görelim. İşte select yıldız from departments ver upper department name dediğimde gördüğünüz gibi salıs üzerinde bir arama işlemi gerçekleştirdim. Ve bunun tabii ki hızlanmasını sağlıyor. Zaten indekslerin kullanım amacı budur. Daha hızlı sorgular ve performanslı sorgular gerçekleştirmek. Farklı bir, aynı şekilde upper ile farklı bir indeks oluşturuyorum. Bu da upper last name IDX oldu. Employees tablosu üzerinde. Şimdi employees tablosunda bunu gerçekleştiriyorum. Nasıl kullanıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi king last name, yani soyadına sahip çalışanları listeledik. Bu kayıtlar ne kadar çoğalırsa bu indeksin ne derece işe yaradığını o zaman fark edeceksiniz. Doğru kullanıldığı zaman indeks her zaman faydalıdır diyebilirim. İndeks silmek ise drop index index name ile gerçekleşiyor. Bu şekilde upper last name id x indeksini silmiş oldum. İndeksler bu şekilde.